x eşittir m noktasında limitleri varsa arkadaşlar bu şu demektir. Ee, bir nevi hani fm gibi düşünün. fm artı 2gm eşittir 8 olur. Sonra diğerinde de yine aynı şekilde fm eksi gm eşittir eksi 1 deriz. Buradan taraf tarafa çıkardığınız zaman 3gm eşittir 9 olacağı için gm arkadaşlar 3 olur. Yani bu m noktasında limit olarak algılayın sürekli o limitleri yazmak istemediğim için. Geliyorum diğerine. M gördüğüm yere 3 yazarsam, GM yerine 3 yazarsam farkları eksi 1 olduğu için bu 2 olacak. Artık şunu anlamalıyım. Limit, hani orada az uğraşmayayım diye yazdım da limit x, m, fx, m'ye giderken 2 oldu. Limit x, m'ye giderken gx de arkadaşlar 3 oldu. Şimdi m eksi 1 yazdığımız zaman yerine ne gelecek bakalım bir? F küp m-1 yazdığımdan dolayı m-1 artı 1 bir nevi f küp m. Yani limitine bakıyorum yine burada. 2'nin kübünden 8. Diğerini zaten gm ye vermiş. Yerine sayı yazma hakkın yok. gm'yi yine bulduk? 3. 8 çarpı 3'ten böylece f küp m çarpı gm 24 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Tabi bunlar limit. Ama zaten o noktada limitli olduğu için sanki fonksiyonun o noktadaki değerine eşitmiş gibi düşündüm. Daha pratik olsun diye ve daha gözde görülür olsun diye arkadaşlar. 3 koyduğumuz zaman içeriye arkadaşlar eğer 0 yapmıyorsa bir problem yok demektir ki yapmıyor. Negatif de yapmıyor. O yüzden aslında fonksiyon gibi sadece yerine yazacağız. 27 6 artı 4. Böylece 31 6'dan buradan 25 geldi. Log 5 25 oldu. Log 5 25 ne demektir tabii ki? 2. İlkinden 2'ye elde ettik. İkinciye geldiğimiz zaman limit x m verdiğimizde ln x ln m olacak. O zaman 2 artı ln m eşittir 7. ln m eşittir 5 olduğu için at öbür tarafa m eşittir e üzeri 5 cevap b şıkkı. Bir fonksiyon x eşittir a noktasında limiti varsa bu fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli olmayabilir. Bakın en basit örneği. Burası sürekli değildir, kopma vardır ama bir 3 noktasında sağdan da yaklaştınız, soldan da yaklaştınız. Aynı limit değerine gelirsiniz. Bu bazen doğru. Gelelim fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli, tabii sürekli ise arkadaşlar kesinlikle limiti vardır. Sürekli ise zaten kopma yoktur. Haliyle sürekliliğin şartı önce limitli olmak. Sürekli olan kesin limitli olur ama çok sürekli dedik. Neyse bunu böyle hallettik işte. Bir fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli ise bu fonksiyon x eşittir a noktasında tanımlıdır. Evet arkadaşlar Fonksiyonun sürekli olması demek hiçbir böyle sıkıntının olmaması demek. Bir nevi çöpsüz üzüm gibi düşünün. Haliyle arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadığında zaten sürekli oluyor. O yüzden tabii ki tanımlı olmak zorunda. Cevap D şıkkı 2 3. 3 artıyı arkadaşlar fx eksi 3'e koyacağız. Bu ne demek olacak aslında? 3.001'i koyduğunuzu düşünürseniz 0.01 gibidir. Yani aslında f0 artı. F0 artı için neyi kullanıyoruz? Burayı. 0 artı olduğu zaman 0'a çok yakın bir değer x eksi 1 1 eksi x diye çıkar. Mutlaklarda her zaman önce ne yapıyoruz? Nasıl çıktığına bakıyoruz. Böylece arkadaşlar 1 eksi x diye çıkar. Eksi x olur. Sonra 1 eksi 2 x olur. Buraya arkadaşlar 0 artı yazdığımız zaman tabii ki çok ufacık bir sayı olduğu için 0 artı 0.001 gibi olduğu için burası olduğu gibi çıkar. 1 eksi 2 x olur. Böylece x yerine 0 yazarız. Ancak şu an yazdım bakın. Buradan da limit 1 gelir. Bunu hallettik. Şimdi gelelim diğerine. 2 artı 2 eksi x. 2 artı yine böyle 2.001 gibi düşünün. Bundan 2'yi çıkarırsanız ne olur? Eksi 0001. Böylece bu da 0'a yakın ama sol taraftan yakın. Haliyle artık burada f0'a bakacağız. Yani 0'a soldan yaklaştığımızda burası. 0'a soldan yaklaştığında sakın önce e, x yerine yazma. Şunu düşün. 0'a soldan yaklaştığında mutlak x nasıl çıkar? eksiyle çarparak çıkar çünkü negatif bir sayı. Bir de buna x'e bölersek eksi 1. Daha bakın değer veremeden buranın limiti eksi 1 geldi arkadaşlar. Böylece 1 ile eksi 1'i topladığımızda cevap a şıkkı 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bu yukarısı x eksi m mutlak çarpı x artı m mutlak şeklinde. Burası da m eksi x şeklinde. m'ye soldan yaklaştığımız zaman burası arkadaşlar ne olur? m'den küçük bir sayı olacağı için m eksi. Burası tabii ki ne olarak çıkacak? m eksi x olarak çıkacak. Doğru mu? Örnek şöyle düşünün. Şimdi hani pozitif sayı gibi düşünün. 2 olsun m. Biz şimdi m eksiye ne diyoruz? 2 2 değil de 1.99 gibi diyoruz. Haliyle 1.99'dan 2'yi çıkarırsanız tabii ki negatif soy olur. Bu yüzden eksiyle çarpılarak çıkar. Aşağıda m eksi x var. Burada mutlak x artı m de şu an bir dursun. Çünkü m'nin negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar limit x m'ye soldan yaklaşırken bunlar artık sadeleşti birbirini götürdü. m eksi yaptığımız zaman 4 üzeri 64 olması için buranın 3 olması lazım. Demek ki mutlak içinde 4 üzeri 2 m eşit olmalı arkadaşlar 4 üzeri 3'e. Buradan yararlanırsak m 3 bölü 2 de olabilir. m eksi 3 bölü 2 de olabilir. Cevap bu yüzden eksi 9 bölü 4 b şıkkı olacak. Sıfır yazarsanız arkadaşlar f2 eksi f2 bölü sıfırdan sıfır bölü sıfır belirsizliği olur. E böyle bir şey olmaması lazım. Haliyle burada belirsizlikten kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor? Çarpanları ayırmanız gerekiyor ve sadeleştirmeniz gerekiyor. O zaman neye ihtiyacım var? Parabolün denklemini yazmaya. Baş kat sayısı 1 demiş. x artı 2 çarpı x eksi. 3. Buna göre o zaman hemen f2 eksi 2 eksi x'i bulabilirim. x gördüğüm yere 2 eksi x yazarsam burası 2 eksi x artı 2. Burası da yine 2 eksi x a eksi 3 olur. Böylece 4 eksi x çarpı 5 eksi pardon eksi 1 eksi x olacaktır. Eksiyi şunla çarpayım kurtulalım o eksiden. x eksi 4 çarpı x artı 1 diye daha kolay bir versiyona sokayım. Buradan da x kare eksi 3 x eksi 4 oldu. Hemen f 2 artı x'i bulalım arkadaşlar. f 2 artı x'i bulmuşuz şey 2 eksi x'i bulmuşuz. F2 artı x de nedir? Burada yerine yazarsak 4 artı x çarpı 2 eksi 3'ten eksi 1 artı x. Haliyle arkadaşlar x eksi 1 buradan da x kare e, artı 3x eksi 4 olacak. Bunları çıkarmamızı istiyordu f2 eksi x ile 2 artı x'i. Çıkartırsak x kareler gider. Eksi 4'ler gider arkadaşlar. Eksi 3x eksi 3 xten eksi 6x olur. Payda da zaten x var. Limit x sıfıra giderken bakın hiçbir şey yapmadan kendiliğinden sadeleşti. Cevap eksi 6 geldi arkadaşlar. A şıkkı. 2 cos kare x eksi 1. Tabii ki kosinüs açılımını bilmek lazım. Yarım açı cos 2x arkadaşlar. Cos üzeri 4x, üzeri 4x kısaca yazayım. C üzeri 4, s üzeri 4. C kare eksi s kare C kare artı S kare. Bunu 1 yaptı. Haliyle C kare eksi S kare yine cos 2x'tir arkadaşlar. Buradan da 1 geldi. Daha yerine yazamadan kendiliğinden sabit fonksiyon limitinden cevap 1 oldu. Aslında burada gördüğünüz gibi trigonometri bilgisi kullandık. Şimdi arkadaşlar bir kere x3 noktasında limit olduğuna göre sağ ve sol limit eşit olacak. Sağ limiti biliyoruz. Çünkü vermiş değeri x yerine 3 yazarsam 3 eksi 7'den eksi 1 oldu. O zaman arkadaşlar bu noktadaki limitin de eksi 1 olması lazım. Peki bu nasıl sağlanır? Bu eksiyle çarpılarak çıkar. Bu zaten aşağısı eksi 4 artımaya böylece eksi 1 olur. Demek ki biz x yerine 3 yazdığımız zaman yukarısı eksiyle çarpılarak çıkmış. Bu ne demek? Eksiyle çarpman için burada yerine yazdığında yukarıdaki ifadenin negatif olması demek arkadaşlar. Sıfıra eşit olamaz derim. Çünkü paydayı sıfır yaparsa o zaman direkt limitsiz olur. Böylece 2 artı m küçüktür 0. m küçüktür eksi 2 oldu. Cevap D şıkkı. Eksi sonsuz eksi 2 aralığı. Bileşke fonksiyonlarda nereden yaklaştığınız da önemli. Normalde biz arkadaşlar diyelim. Burada bakayım mesela bir soru şurası. Limit x 3'e sağdan yaklaştığınız zaman deriz ki sıfırdır bu. Ama bileşke fonksiyonda bir daha bunu işleme sokarken şunu deriz. Bu 3'e sağdan yaklaştığında sıfıra biraz alttan geliyor bakın. Sıfırın altında kalıyor. O zaman bu sıfır eksidir. Bu şekilde yorumlamanız lazım tamam mı? Haliyle başlıyorum. 1. F0 artı. F0 artı arkadaşlar sadece bileşke fonksiyonu olmasaydı sıfıra sağdan yaklaştığımda 1 olacaktı. Ama biz sıfıra sağdan yaklaşırken dikkat edin lütfen. 1'in neresindeyiz? 1'in biraz üstündeyiz gördünüz mü? O zaman sıfıra sağdan yaklaştığınızda 1'in üstünde oluyorsanız bu 1 artı demektir. Devam edeceğiz. Şimdi bunu hallettik. Sonra f 1 artıya bakacağız. f 1 artıda ne oluyor görelim. f 1'e sağdan yaklaşmak yani. 1'e sağdan yaklaşınca bakın. Eksi 2'nin biraz üstünde olduk yine gördünüz mü? Bu da eksi 2 artı demek olacak. Şimdi artık ikinciyi de hallettik. f eksi 2 artı yapalım. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağız demektir. Bu da bakın 3'e biraz alttan geldik. 3 eksi diyeceğiz bu yüzden. Sonra arkadaşlar artık bu da bitti. F 3 eksi oldu. F 3 eksi burada zaten 0. 0 eksi 0 artı falan dememe gerek var mı? Hayır fonksiyon bitti artık. Yaklaştığı değer bulmak yeterli. 0 oldu arkadaşlar cevap C şıkkı. Durana kadar işaretleri önemsiyoruz yani. İki fonksiyon ayrı ayrı sürekli ise bunların farkları da o noktada süreklidir arkadaşlar. Toplamları da süreklidir problem yoktur çarpımları da süreklidir. Yine problem yoktur. Ancak biz gx fonksiyonunun x eşittir a noktasında limitinin sıfır olup olmadığını bilmiyoruz. Belki bunun limiti sıfır. O zaman arkadaşlar sayı bölü sıfırdan bakın bırakın sürekliliği tanımlı bile olmayabilir. Bu yüzden gx'in sıfıra eşit olup olmadığını bilmediğimiz için bu bazen doğrudur bazen yanlıştır. Cevap c şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada diyeceğiz ki X 30 olduğunda yani yakınlaşıyor zaten düşünmeniz zor olur şekilli sorularda. 30 derece olduğunda ne olur ona bakalım. R'ye şimdi bilmediğim için 1 vereceğim. Buraya da 1 yazıyorum tamam mı? Sonra arkadaşlar şöyle 60 derece 30-30 ayrılır. Neden? İçteye çember demek açı ortayların kesim noktası demektir. Bu yüzden arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi 60'ın karşısında olacak köküç. Çünkü R2'ye ben kendim 1 dedim harflerle uğraşmamak için. 30'un karşısı köküç artı 1 ise... 60'ın karşısında olur. 3 artı kök 3. Bu yüzden buraya arkadaşlar 2 artı kök 3 kalır. Lazım olursa kullanırız. Şu an lazım değil. Böylece bunun bir kenarı 3 artı kök 3 olduğu için şu kenar arkadaşlar ne kaldı? 2 birim. Artık R1'e tabi değer veremeyeceğim. Normal bakacağım. Şimdi buraya R diyelim. Buraya da R diyeceğiz arkadaşlar. Kareden dolayı buraya da R. Aynı demin söylediğim gibi 30'un karşısı R ise şu 2 de buradan R artı R kök 3 olacak. Neden? 30'un karşısı R geldi. 60'ın karşısı şu kısım R kök 3 oldu arkadaşlar. R artı R kök 3 2 olduğu için R parantezinde kök 3 artı 1 eşittir 2. Bunu da 2 bölü kök artı 1 bulduk. Yukarıdakine R1 denmiş. O zaman 2 bölü kök 3 artı 1'in 1'e oranı 2 kök 3 eksi 2 3 eksi 1'den Eşlenik kalıyorum. 2 oldu. Buradan da kökü çeksi 1 geldi. Limit x 30 dereceye geldiğinde. Cevap C şıkkı.